Bakın palavra diyorum. Ya tamamen palavra. Ya tabii ki Mehmet Şimşek uluslararası iş yapan İngiliz, o hani Erdoğan'ın hep tefeciler tefeciler dediği var ya. Ha, onlardan biri aslında. Yani tarife o uyuyor. İngiltere'de para işi yapanların neredeyse tamamını Erdoğan tefeciler, işte oranın uyuşturucu bilmem neleri filan, işte Mehmet Şimşek de onlardan biri aslında. Ama o olunca yok, ama o işte hakiki para sahibi falan. Yok, öyle bir şey yok. Aynı yani, ne düşünüyorlarsa Mehmet Şimşek o. Şimdi bakın, niye palavra diyorum? Ya arkadaş, böyle bir toplantı yapılıyorsa bir, liste veririz. Şunlar 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 katıldı dersin, bir. İki, yani bize şey olacağına heyecanlandırıyor. İşte Türkiye'ye yönelik işler yapacaklarına olan inancım arttı filan. Ya kimi kandırıyorsunuz kardeşim ya? Salak mıyız biz ya? Hakikaten aptal muamelesi yapıyorlar ya. Amerika'daki bu toplantının hiçbir anlamı yok. Bir kere yuvarlak masa diyorsun. Yuvarlak masa dediğin an onlarla eşit. Yani sana bir ilgiden dolayı değil. Yuvarlak masa yapıyorsun. Yani sen işin başı falan değilsin. Biz sana gelmedik. Seni de bu masaya aldık. Olay bu. Bir de bir şey söyleyeyim. Heyecanlandırdı. Ya arkadaş, kimi kandırıyorsunuz ya? 20 yıllık iktidardan sonra batmış bir ekonomide iki tane önlem aldın diye dünya heyecanlanmaz. Böyle seyreder bakar, ne yapıyorlar bunlar der. Kılını bile kıpırdatmaz. Bir kuruş gelmeyecek Amerika'dan. Zaten gelecek olsa Mehmet Şimşek falan şimdi uçuyor davalarda. Dikkat edin. Metni koysunlar bak gene. Cümlelere dikkat edin. Cümleler hep böyle yani. Olumlu, heyecan verici, ileriye dönük, bizi de umutlandıran filan. Söylesene kardeşim. Goldman Sachs'ın başkanlığında. Yok ya. Senin kara kaşın kara gözün için Goldman Sachs yemek mi verecek? Bir kuruş para harcamazlar böyle şeyde. Hepsi senin oradaki lobilerinin faaliyeti. İşte onlara bastırıyorsun parayı. Onlar da gidiyorlar oraya bastırıyorlar. Abi bir yemek yapalım. Goldman Sachs da bunun ana şeyi olsun. Tamam diyorlar, oturuyorlar. İşte yuvarlak masa numarası. Ve Amerika'da bir sürü gazeteci var göya. Lan biriniz gitmiyor musunuz ya? Mehmet Şimşek çıktı toplantıdan. Hepiniz herhalde Amerika gezisine katıldığınıza göre iyi lisan biliyorsunuz. Ekonomiden anlıyorsunuz. Dış politikadan anlıyorsunuz, öyle değil mi? Gitsenize Goldman Sachs'a, ne oldu toplantıda? Eskiden gazetecilik buydu, biz gittiğimiz zaman bunu yapardık. Ne oldu, ne konuşuldu? Hiçbir bilgi yok. Adam tweet atıyor kardeşim. Bak lütfedip basına, oradaki gazetecilere bilgi bile vermiyor. Tweet atıyor. Hakkari'deki de duysun, Edirne'deki de duysun. Tamam öyle duysun. E niye götürüyorsunuz adamları Tufeli gibi? Zaten bir işe yaramıyorlar. Bugün bir tek Ahmet Hakan otel odasından fotoğraf çekmiş, yasağa delmiş. Gökdelenleri gördüm diyor. Burada diyor garip ama hakikaten diyor bir buradan bakınca da fena gözükmüyor falan. Bir de Emine Hanım'a yağ yakmış böyle. Ay böyle bir sıfır atık yani, dünyayı değiştiriyor diye. O kadar. Aferin, ona izin vermişler. Bir izlenim yazmış. Gazeteci yok ya. Bir tane ekonomist koymuyorlar. Orada gidecek iyi lisan bilen, dünya ekonomisini bilen. Toplantı bitti mi? Pat! Gireceksin. Goldman Sachs'la konuşacaksın. Yemeğe katılar. Yemeğe kimlerin katıldığını bilmiyoruz ya. Ya işte dün dedim Erdoğan'la 100 bin dolara fotoğraf çektiriyor. İsimleri yok. Hava basmışlar. Efendim Erdoğan'la fotoğraf çekmek için 100 bin dolar yatırdı. Lan kim? Hiçbir gazeteci de merak etmiyor oraya giden. Ha siz nasıl gazetecisiniz ya? Biri bile gidip de demiyor ki ya arkadaş, siz verdiniz de hayrola. Niye? Türkiye'ye mi geleceksiniz? Nasıl verdiniz bu parayı? Niye? Türkiye'den ne umuyorsunuz? Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Ya eskiden hani Almanya'ya başbakan gider. Bizim gazeteci arkadaşlar sokaktaki vatandaşa bile sorarlardı. Ya Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Türkiye'yi tanıyor musun? Bak başbakanımız burada, onu biliyor musun? Hiçbir şey yok. Ne oluyor? Buradan giden bakanlar aynı Türkiye'deymiş gibi böyle kasım kasım kasılarak böyle 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 yanlarında 10 tane koruma halk arasında geziyorlarmış. Bak kimi kandırıyorsunuz ya? Ayıptır. Devletin parasıyla, bu milletin parasıyla oralarda eğlenceye gidiyorlar ha. Böyle böyle. Hepsi bak dikkat edin, hepsi böyle. Hani biz Türk geldik esiyoruz filan. Ya esiyorsun kardeşim ya. Hiç öyle bir şey yok. Yani sıralamanın dışında yeni gelen. Ben de sizlerle birlikte diğer ayrıntılarını göreceğim. O da şu. Hani Tayyip Erdoğan bu işte Kazakistan'a gidiyor, Türkmenistan'a gidiyor. Orada böyle bir sürü şey, ne derler, bu başladı ama haberi de var mı ayrıca? Tamam. Şimdi
Hep fotoğraflar yayınlanıyor. Tayyip Erdoğan böyle masanın başı işte. Türk dünyasının lideri, dünya lideri, süper lider falan filan. Şu anda New York'ta toplantı var. Yani Birleşmiş Milletler. İşte o arada hani bizimkiler de çok bir şeyler yapmaya çalıştılar ya. Hani kimle görüşelim, onu yapalım filan. Biden, Türk Cumhuriyetlerinin yetkilileriyle toplantı yapıyor. Türkiye yok. İnanılır gibi değil. Bak, bu hani ne denir buna? İstiskal diye bir şey vardır. İstiskal, kelime anlamı dışlamak, hoşlanmadığı için kenarda tutmak, hakaret ederek dışarıda bırakmak. Yani beğenmediğini de belli eden. Bak, Türk Cumhuriyetlerinin yetkilileri kaç tane? 6 tane. Bir de Amerika Dışişleri Bakanı Blinken var orada. Toplantı yapıyor Biden. Hepsi gidiyor. Ama Erdoğan yok. Hesapta Türk Cumhuriyetlerinin yani lideri, Türk dünyasının lideri. İşte bunu anlatmaya çalıştım. Bakın haberlerin başını kaçırmış olanlar için çok özet yapayım. Amerika'da hiçbir şey olmadı. Amerika'da sadece bizimkilerin telaşlı koşturmaları, onlarca korumayla New York sokaklarında gezmeleri ve iç politikaya dönük hava atmaları dışında hiçbir şey olmadı. Türk evine akın var akın. Yok öyle bir şey. Yalvar Yakar'la 2 tane başbakan ziyaret etti. Bir de Elon Musk. Mehmet Şimşek göya finans sahipleriyle görüştü. Bilgi yok. Sadece çok heyecanlandırıcı. Vallahi bekliyoruz. Yapacaklar galiba. Niyetliler. İnşallah. Ya ülke bu hale getirildi kardeşim. 1 kuruş falan gelmeyecek Amerika'dan. Çok belli. Şu toplantı bile belki de sırf bu şey bildirmek için. Bak kardeşim ben yani gereken onlarla ben konuşurum. Sen değil. Ya bu Türkiye'yi bilemiyorum. Neyse. Geçelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.